Evet sevgili seyirciler, tam zamanı sizlere çok güzel bir yağ yapacağız bugün. Ne yağ yapacağız? Allah'ın bize bir nimeti, çilekten yağ yapacağız size. Çilek yağı neye yarayacak? Çilek yağı cildinizdeki, şu göz kenarlarınızdaki kırışıklıklarınızda, bütün yüzünüzdeki, cildinizdeki kırışıklıklara çok faydası olacak. Güneşten koruyucu etkisi olacak. Sevgili kardeşlerim, güneş yağı, güneşlenmek istiyorsunuz. Güneş yağı yerine benim şimdi yapacağım çilek yağını yapınız, mükemmel bir netice elde edeceksiniz. Şimdi nasıl yapılacağını göstereyim. Çok basit, çok kolay. Yaklaşık 2 bardak kadar sızma zeytinyağı olacak. Sızma zeytinyağı olacak. 2 bardak kadar sızma zeytinyağının içine yaklaşık 1 bardak kadar da çilek koymamız lazım. Bu çilekleri kabuklarıyla beraber koyacağız. Bakın şöyle kabukları da var. Kabuklarıyla beraber koyacağız. Ne kadar koyacağız? 1 bardak kadar. Ne kadar? Su bardağıyla. Yani 2 su bardağı zeytinyağını, 2 su bardağı çilek koyacağız. Tabii öncelikle güzelce yıkamanız lazım. Güzelce yıkadıktan sonra çok fazla iri çilekler değil, orta boy çilekler olsa daha iyi olur. Yapraklarıyla beraber, yani şu kısmıyla beraber, sapları diyelim, yaprak demeyelim, saplarıyla beraber bunu atacağız. Sonra da 2 bardak zeytinyağına 1 bardak çilek. Sonra bunu el blender ile güzelce parçalayacağız. Sevgili kardeşlerim, en önemlisi saplarıyla beraber attık. Zeytinyağınızın güzel sızma zeytinyağı olması lazım. Bunu şimdi kapağını kapatıp serin bir yerde bir hafta kadar bekleyeceğiz. Ama arada böyle gidip gelip karıştıracağız. Yaklaşık bir hafta sonra bunu süzeceğiz. Cam şişelere koyacağız. İşte size mükemmel yağınız hazır. A, E, C vitaminleri, B vitaminleri var içinde sevgili kardeşlerim. Bundan çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bundan sabah akşam birer çorba kaşığı içtiğinizde tansiyonunuzun da dengeleyici özelliği var. Bu tansiyonun dengeleyici özelliği de daha çok şu saplarında var sevgili kardeşlerim. Şu sap kısmında tansiyonun dengeleyici özelliği var. İşte ben size diyorum ki tam zamanı çilek yağını yapınız. Mükemmel de kokuyor. Güneş yağı alacağınız yere İşte bu kendi güzel sızma zeytinyağının içine 2 bardak sızma zeytinyağı, 1 bardak çilek koyunuz. Benim yaptığım gibi güzelce parçalayın. Benim el blenderim yok diyorsanız güzelce tahta kaşıkla parçalayabilirsiniz. Yaklaşık 1 hafta kadar serin bir yerde bekleyecek. Ara sıra gelip tahta kaşıkla karıştırıp çalkalayacaksınız. 1 hafta sonra süzdükten sonra size mükemmel bir yağ hazır. Cildinize kullanın. Kırışıklıklarınıza kullanın. Elinize kullanın. Güneşlenmek istediğiniz zaman güneşleneceğiniz yere sürünüz. Göreceksiniz hem güneşten koruyacak hem de doğal bir şekilde güzel kokulu bir yağ elde etmiş olacaksınız. İçinde C vitamini var, A vitamini var, B vitaminleri var, E vitamini var, hücre yenileyici özelliği var. İçebilirsiniz. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirmede de çok faydası var. Ağzını çalkalayabilirsiniz. Diş eti iltihaplarına, diş eti yaralarına çok iyi gelir. Böyle bir nimeti kaçırmayınız. Lütfen bunu kullanınız. İçtiğiniz zaman kolesterolü düşürücü özelliği de var. Kolesterolünüzü düşürür. Vücudunuzun kolesterolü karşı direncini kuvvetlendirir. Antioksidan özelliği vardır. Sabah akşam birer çorba kaşığı içmeniz yeterli olur. Bir kardeşlerim, çilek yağının bir özelliği daha var. Ağzınızda çalkaladığınız zaman şu andaki koronaya karşı koruyucu özelliği, yani virüslere karşı koruyucu özelliği var. Diş eti iltihaplarınıza koruyucu özelliği var. Eklemlerinizde ağrıyan yerlerinize sürdüğünüz zaman hem güzel bir kokulu bir yağ elde etmiş olacaksınız hem de eklemlerinizin ağrısını rahatlatacak. Yani romatizmal ağrılarda, guta bağlı ağrılarda, eklem ağrılarında da çok faydası vardır. Böyle bir nimeti kaçırmayınız. Muhakkak yapınız. Çok kolay, çok basit. Sizin gözünüz önünde yaptım. İşte görüyorsunuz. Bir hafta sonra da süzeceğim. Böyle mis kokulu bir yağ elde etmiş olacağız. Bu yağı sakın kaçırmayınız. Hemen yapınız.